Ankara Günlüğü'nden iyi akşamlar. CNN Türk Ankara stüdyolarında Ankara Günlüğü özelle karşınızdayız. Çünkü konuğum var. Konuğum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hoş bulduk efendim. Bir saatimiz var, dolayısıyla isterseniz hızla başlayalım. Buyurun. En son Başbakan Davutoğlu CHP'nin iddiaları karşısında ve vaatleri karşısında Melih Bey'le Maliye Bakanı'na havale ediyorum ifadesini kullandı. Şunu merak ediyorum, ekonomideki gelişmeler malum ortada. Bir yandan da tabii artık seçim çalışmaları başladı. Ve CHP'nin ekonomi vaatleri bir anlamda gündem oluşturdu, konuşuluyor. Nasıl görüyorsunuz rakamları? Yani bu ekonomi sebebiyle mi böyle bir AK Parti sanki ilk kez gündem oluşturmadı da CHP gündem oluşturdu ve yanıt veriyor gibi bir durum var. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim size. Siz üçüncü seçim bu, biliyorsunuz, Sayın Kılıçdaroğlu'nun. İlk iki seçiminde ekonomiden bahsettiğini hatırlıyor musunuz? Zihninizde şöyle şöyle demişti. Bu bizim zihnimizde bellek ettiği bir şeyi hatırlıyor musunuz? Sadece ve sadece hatırlarsanız, belediye başkanı adayı olduğunda millete 600 lira havadan para vereceğini söylemişti, öyle değil mi? Herkese 600 lira dağıtacağım dedi. Ben şimdi soruyorum size, o dönemin içerisinde kendisi arkasından genel başkan olunca İzmir kendisinin, efendime söyleyeyim, Eskişehir kendisinin, o dönemde söylüyorum Antalya, Mersin kendisinin niye yapmadı? Sizce niye yapmadı? Bir dakika, niye yapmadı? Çünkü söyledikleri tamamen ama tamamen palavraydı. Başka herhangi bir şey değildi. Şimdi söylemiş olduklarının hiçbiri de ekonomiyle filan alakası yok. İlk iki seçimde kullanmadı. Bu seçim Kılıçdaroğlu'nun kendi kafasıyla, kendi zekasıyla bulduğu işler değil. Bu üst akıl dediğimiz aklın bütün Türkiye'yi yeniden dizayn etme çabası. Özellikle Amerika'dan danışma şirketi geldi, biliyorsunuz. Bunların hepsinin kaydı var, açıp göstermiyorum. Bütün herkes biliyor. Ve bizzat Bekaroğlu'nun açıklaması var. Amerika'dan gelenler strateji çizecek. Onun arkasından biz bir kişiyi tutacağız Türkiye'de sloganları hazırlaması için. Bu da Ali Tarhan. Ali Tarhan'ın da neler yapacağını, neler yapmayacağını, sloganlarını tespit ettikten sonra hayata geçireceğiz. Profesyonel bir şirkette çalışmanın ne sıkıntısı var? Hiçbir sakıncası yok. Gayet de doğal. Ama ben şimdi bir size evrak gösterip ikisini mukayese etmek isterim. 7. Nereye koymuş arkadaşlar? Bir anda bulamadım. Şurada. Bu arada izleyicilerimize de söyleyelim. Biliyorsunuz genelde Melih Gökçek dosyalarla hazırlıklarıyla gelir. Gene öyle 3 masa. Yaklaşık efendim? Evet, 3 masada dosyalar var. Ben bu arada isterseniz siz onu ararken sormaya devam edeyim. Hı hı. Dediniz ki geçen seçimlerde ekonomi vaatleri ön planda değildi. Şuna evet. Bağlamıyor musunuz ama bu seçimlerde geçen yıllara göre ekonomideki gelişmeler daha farklı bir noktada, buna bağlamıyor musunuz bunları? Hayır, kesinlikle bağlamıyorum. Dediler ki Amerika'dan gelen danışmanlar, bak dediler Kılıçdaroğlu, sen laiklik falan söyleyip deyip durdun. Bunlar dediler cebe ve mideye hitap etmiyor. Bizim propagandamız doğrudan doğruya cebe ve mideye hitap edecek. Bir Cem Uzan vardı. Cem Uzan sadece 1 lira indireceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım dedi ve 7 puan aldı. Bunların hiçbirinin gerçekleşmesi mümkün değildi. Ama millet netice itibariyle uydurulan yalanlara 7 puan verdi. Sen de milletin midesine ve cebine hitap edeceksin. Başka herhangi bir şey yapmayacaksın dedi. Bakın şuraya bir şey koyuyorum. Burayı ekrandan da arkadaşlar rahatlıkla verebilirler. Ve Ali Tarhan sloganlar bulmaya başladı. Biliyorsunuz Tarhan'ın daha önce danışmanlığı Uzan'aydı. Uzan'ın seçim kampanyasını Tarhan yapmıştı. Ekrana getiriyorsanız, göremiyorum, ekranda gözüküyor mu şu anda? Gelirsin, ne demiş evet. Uzan? Mazot 1 lira olacak. Şimdi ne diyor Kılıçdaroğlu? Mazot 1,5 lira olacak. Uzan ne demiş? İşsizlere 350 lira maaş. Ne demiş Kılıçdaroğlu? Her haneye 750 lira.
Kademe sıfıra inecek demiş Uzan, vergiler düşülecek demiş. Senede 2 maaş ikramiye demiş Uzan, yılda 2 kez ikramiye demiş. Asgari ücrette 0 vergi demiş. Bu sefer bunlar onu da aştı. 0 vergi arttı, 1000 lira 1500 liraya çıkacak diyor. Evsizlere hazine arazisi diyor. Konutta arsa payı almıyor şey Kılıçdaroğlu. Vaatleri görüyor musunuz? Artı 277 lirayla taksitle ev veriyor. 3 yıl bedava tohum diyor Uzan. Bu da diyor ki faizlerin %80'i silinecek. Bu da bunun karşılığında bunu diyor. Belki şimdi bakın, AK Parti ile CHP'nin bir araya gelip ekonomicilerin bunu konuşması daha mantıklı olur ama şunu soracağım. Evet. Şimdi onlara göre maliyeti 57.2 milyar ve bunun da kaynağı var diyorlar. Tasarruflar harcamalarında farklı alanlarda kullanımı. Neredeki hangi tasarruf mesela? Devlette çeşitli kalemlerde tasarruf yapacaklarını ifade ediyorlar. Hangi kalemde? Yok ki böyle bir kalem. Hangi kalem? Söyleyin bakalım. Onu onlara soracaksınız beyim i̇şte, ama tasarruf diyorlar. Ama şöyle düşünün, bütçeyi hazırlarken bir hükümet sonuçta istediği kaleme göre harcama ya da tasarruf etme lüksüne sahip. Ya da şunu söylüyor, kamuoyunda da çok tartışılan konu, saray konusunu gündeme getirerek de bunu gene açıklayabiliyorlar. Saray konusunu. Evet. Saray kaç lira? Siz söyleyin. 1.3 katelyon lira. Hı hı. Bunun vaatleri kaç lira? 57.2. Hayır, toplamda bugüne kadar şunları yapacağım dedi. 150 katrilyon lira. Çıkardıkları kendi maaşı. 150 katrilyon lira. 1.3 katrilyonla 150 katrilyonu mu karşılayacaklar? Var mı böyle bir mantık? Bu kadar basit bir mantık var mı? Sadece emeklilere vereceği para 25 tane saray yapıyor. Saray bir defa yapılıyor. Emeklilere vereceğin farkı dediği farkı 10 yıl olaraktan düşünün aynı parayı verdiğini 250 tane saray eder. 10 yılda emeklilere vereceği para. Var mı bunun mantığı? Nerede bunun kaynağı? Böyle bir kanay şey yok ki. Kaynak yok ki. Bakın Kılıçdaroğlu daha önce de vaat etti. Ne demiş İstanbul'a? Lütfen şunları verir miyiz? Bir lira. Ne? Ulaşım 1 lira demiş. İzmir'de yaptım ulaşımı 1 lira. İzmir'de yaptın mı? Hı hı. Eskişehir'de yaptın mı? Siz yapma. Neden kendi belediyelerin olduğu illerden başlamıyorsunuz diye hayır, soruyorsunuz. Hayır onu sormuyorum. Diyorum ki daha önce de bu vaatte bulunduk. Kılıçdaroğlu'nun söylediğinin olabilmesi için işte buna kaynak bulmasını aradım. Nerede kaynak? Niye bulmadı İzmir'de? Niye bulmadı Antalya'da? Niye bulmadı Eskişehir'de? Aynı şekilde bak bu söylediklerim hep onun şeyi. Yoksullara doğalgaz bedava. Nerede dağıttı yoksullara doğalgaz bedava? Böyle bir şey yok. Arkasından her evde bir sigortalı. Hangi eve bir sigortalı yaptı belediyelerde? Bir tanesinde bunu gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirmedi. Her aileye 600 lira vereceğini söyledi hatırlıyorsun. Peki diğer belediyelerde niye verdirmedi? Madem senin bu marifetin var, kendi belediyelerinde niçin yapmıyorsun bunu? İnandırıcılığı var mı? Sizce var mı Allah aşkına inandırıcılığı? Bunların bir tanesini yapmayan Kılıçdaroğlu şimdi neyi yapacak? Mümkün değil böyle bir şey. Bunlar tamamen yalan. Bunlar tekrar ediyorum. Amerikalı geliyor. Diyor ki Kılıçdaroğlu'na. Bak diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Mideye hitap edeceksin. Kesinlikle ve kesinlikle başka bir şey konuşmayacaksın. Cumhuriyet Gazetesi'nde kendisine verilen taktikleri teker teker ifade etti. Şunu sorabilir miyim? Bir stratejik danışman firmasıyla sizin partiniz de çalışıyor. Buradan akıl almak yanlış bir şey mi? Sonuçta tüm siyasi partilerin çalıştığı bir takım danışmanlar var. Artı Türkiye'nin herhalde vatandaş açısından baktığınızda şu an en önemli sorun sizce de ekonomi değil mi? Ekonomi. Ama ekonomi konusunda öyle vaatler veriyor ki tabanı yok. Arkası yok. Gerisi yok. Parayı nereden bulacağım dediğin zaman böyle bir şey yok. Yani bugüne kadar bunu yapması mümkün değil. Bakın ben size hep numaralara bakıyorum. O kadar çok şey var ki SSK genel müdürü iken SSK genel müdürü iken Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemiş olduğu ifadeler var. Ben SSK Genel Müdürü olan Kılıçdaroğlu'yla bugünkü olan Kılıçdaroğlu'nu mukayese edeceğim. SSK Genel Müdürü olan Kılıçdaroğlu, hı hı, bugünkü Kılıçdaroğlu'na yalan söylüyorsun diyor, biliyor musunuz? Bakın nasıl diyor.
Şimdi herkese erken emeklilik getireceğim demedi mi? Hatta ne dedi? Yaş sınırına takılmış olanların tamamını tekrar öbürlerinin düzeyine getireceğim dedi. Yılda 6 toplam 204 katrilyon ediyor. Şimdi burada ne diyor? Buyurun. Bu da SSK Genel Müdürü. SSK'yı geç emeklilik kurtarır diyor. Gördünüz mü? Bugün ne diyor? Tam tersine herkese emekli yapacağım diyor. Hadi bu tezatı bana bir izah edin. SSK patronundan acı itiraf. SSK Genel Müdürü Kılıçdaroğlu işveren üzerindeki ağır yüklerden şikayet ederek işveren olsam herhalde ben de kaçak işçi çalıştırırdım. Bugünkü tüm şartlar kaçak işçi çalıştırmayı teşvik ediyor diyor. Ne zaman? SSK Genel Müdürü iken. Devam ediyor. Bugün Türkiye'de 4 milyon 250 bin dolayında işçi sigortasız, kaçak olarak çalıştırılıyor. Bu işçilerin sadece asgari ücretten çalıştıkları düşünülse dahi devletin yıllık vergi kaybı 29.8 katrilyon. Neyi itiraf etmiş oluyor? Yani böyle bir zam yapmanın imkansız olduğunu söylüyor. Hangi şey söylüyor bunu? Kişi SSK Genel Müdürü Kılıçdaroğlu diyor ki, şimdiki Genel Başkan Kılıçdaroğlu CHP'nin yalan söylüyor diyor. Gene devam edelim. Emekliyi erken yapmak istiyor demin söylediğim gibi. Sabah gazetesinin 29 Ocak 98 tarihli şeyi, emeklilik yaşı 80 de olsa SSK kurtulmaz diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bakın 80 de olsa kurtulmaz. Şimdi erken emeklilik veriyor bunlara. Neyle kurtaracak? Yalanın daniskası. Ve bakın size en flash dördüncü göstereyim, diğerlerine gitmeyeyim. O kadar şey var ki. SSK Genel Müdürü ne diyor biliyor musun? Kaynağı ben bulacağım diyor. Diyor mu? Bugünkü olduğu gibi. Tam tersini söylüyor. Zammı veren kaynağını bulsun diyor. SSK Genel Müdürüken niye kaynak bulamadı? Şimdi tabii aslında bak kendi kendini yalanlıyor. Dikkat ediyor musunuz? Veriyor musunuz? Şu anda ekrana bilemiyorum. Karşımda ekran evet, yok. Evet veriliyor. Sizin evet. Aslında tabii CHP'lilerle AK Partililerin karşı karşıya bir programda gelip bu herhalde kaynak meselesini açık ve net konuşmanız lazım. Siz inanıyor böylece, musunuz? Siz böylece, inanıyor musunuz? Allah aşkına. Şimdi biliyorsunuz bunları biz sizinle hep konuşuyoruz. Soruları ben soruyorum. Tamam ama belli ki ben şunu da görebiliyorum bir gazeteci olarak. Evet. Ekonomi bu seçimin en önemli konusu. Ekonomi tartışması değil da efendim. Kaynak bakın, öyle bakın, görünüyor. Bakın şunu tekrar ediyorum dedi ki danışmanı arkadaş sana kim ne sorarsa sorsun başka konudan bahsetmeyeceksin. Hep cebe hitap edeceksin merak etmeyin ben bulurum diyeceksin. Nereden bulacaksın? Millet onu düşünmez diyor. Şimdi mesela geçen gün birisiyle konuştuk bizden olan birisi başkanım diyor. O diyor 1.000 liranın 1.500 lirası çıkacağını söylemesi yapamayacağını biliyorum ama diyor kulağıma hoş geliyor ya diyor. Kulağıma hoş geliyor gayri ihtiyari diyor. Milletin kulağına hoş gelen yapılma imkanı olmayan şeyleri söylüyor. Sen madem böyle söylediklerini ispat edecek olan adamsın. Hı. İstanbul Belediye Başkanlığı dönemindeki vaatlerinin neden bir tanesini soruyorum. Neden bir tanesini kalkıp da kendi belediyelerinde tatbik etmedin? Şimdi soru şu peki, sonuçta üçlü koalisyondan sonra AK Parti iktidarı da ekonomik vaatleri ön plana çıkararak o dönemki netice sebebiyle geldi. Bugün de baktığınızda ekonomik gelişmelere 2.80 dolar o civarda ve ekonomiye ilişkinde bir takım şikayetler dile getiriliyor. Hayır değil ama diğer ülkelerin para değerlerine baktığınızda. Dünyada da aynı mı değil mi? Tabii ki dolar artıyor diğer ülkelerde de. Demek ki Türkiye ile ilgili bir iş değil değil mi? Yani doların artması Türkiye'deki hükümetin bir hatasından doğan bir iş değil. Dünyadaki genel konjektür. Ama siyasi partilerin sonuçta... Avrupa'da da dolar euro 1 dolar kaç euroydu? 1.30'du değil mi? Euro şimdi neye düştü? 1.10'a düştü. Avrupa'daki euro bile düştü. Şimdi bana bir söyler misiniz? Türkiye'deki ekonomiyle ne ilgisi var bunun? Bak bugün gazeteleri açın, bugünkü gazeteleri açın. Ankara'da bu sene sadece yani ilk 3 ayın içerisindeki konut satışları %32 arttı. Hani ekonomide kriz var, ekonomide kriz olsa olur mu? Bakın %32 satışlar sadece Ankara'da arttı. Bugünkü bütün gazetelerde var, açın okuyun. Bu ekonomide, Türkiye'deki ekonomik bir krizden dolayı olan bir iş değil ki. Bu dünyanın genel konjektörü. Bu konjektör içerisinde biz kendimizi de gayet iyi muhafaza ediyoruz. Yoksa geçen seneye nazaran bu sene %32
Konut satışlarında artış olabilir mi Allah aşkına? Şimdi Ankara dediniz, konut dediniz. Çok sayıda da mesaj geliyor. Soracağız tabii ki o soruyu da ve soralım. Şöyle, parsel parsel Ankara'yı cemaate paralel yapıya sattığınız iddiası. Evet. Bu sizin partinizin içinden dile getirildi bu iddia üstelik. Dolayısıyla arkasından da hem seyircilerden soru geliyor hem de tabii ki muhalefet de bu konuyu gündeme getiriyor. Siz Ankara'yı parsel parsel sattınız mı? Hatta cemaatin sizin zamanınızda Ankara'da %15 daha büyüdüğü iddiası var ortada. Şimdi şöyle söyleyeyim. İddia Bülent Arınç tarafından dile getirildi. Ve o ifade kullanırken şöyle de bir ifade kullandı. Gökçek paralel yapının kucağına oturmuştur. Zengin iş adamlarına okul yaptırmıştır. Yani ve ondan sonra da arkasından parsel parsel sattı ifadesini kullanmıştır. Ama Kılıçdaroğlu bunu aldı, ne yaptı? CHP'liler, muhalefet hepsi. Bunu paralel yapıya verilen bir parsel parsel satış değil de bizim Ankara'yı parsel parsel talan ettiğimiz söylendi, değil mi? Hı. Laf oradan alındı, oraya çekildi. Onun lafı başka, bunun lafı başka. Yani Bülent Arınç'ın bir iddiası olmadı Ankara'yı parsel parsel sattı diye. Ben kendisini kalkıp paralel yapıyla ilişkisini kurarak suçlayınca o da paralel yapıyla ilgili beni karşı suçladı. Yaptığı bu. Önce yani şunu vurgulayalım. Böyle bir parsel parsel Ankara'nın satılma şeyi yok. Şimdi... Yani bu iş adamlarına... Bir dakika dur, anlatacağız. Bir saniye. Okullar yapıldı, işte ne bileyim imar planlarında değişiklik yapıldı iddiaları. Bakın, ne diyeceksiniz? Bakın. Şimdi önce hepsini söyleyeceğim, hepsini söyleyeceğim. Müsaade edin. Yani bir 5 dakika sürecek bu anlatma. Şimdi şuradan başlayalım. Plan nasıl yapılır? Mesela siz geldiniz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kendi arsanızın üzerinde 1000 metrelik arsaya 10.000 metrekare inşaat istediniz. Olacak şey değil de istediniz. Ben de dedim ki Melik Gökçek olarak, hayır dedim, ben bunu belediye meclisine sevk edemem. Ya da imar daire başkanlığında birisi dedi ki ben bunu sevk edemem. Deme hakkı var mı? Bizim hakkımız var mı? Bizim kesinlikle ve kesinlikle böyle bir hakkımız kesinlikle yok. Bu konuda biz reddetmişiz. Şuradaki gördüğünüz 8-10 tane gördüğünüz kararların hepsi aynı. Hangisini isterseniz onu açın ve sizin okumanızı istiyorum. Adam getirmiş bize müracaat yapmış. Demiş ki şu parselimi değerlendir, şu tarzda yap. Onun üzerine ben demişim ki hayır ben yapmıyorum. Veya cemaate mensup iş adamları. Genel olarak, hayır genel olarak konuşuyorum. Şimdi size imarın nasıl olduğunu anlatıyorum. Önce milletin imar mevzuatının ne olduğunu bilmesi lazım. Mahkemeye gitmiş adam, Melik Gökçek beni şey etmiyor, planımı meclise göndermiyor demiş, şikayet etmiş. Okur musun? Sadece üst sarı kısmı. Hangisini istersen onu aç oradaki başka kararlar. Lütfen okur musunuz ama halk da duysun. Davacının plan değişikliği isteğinin belediye meclisinde değerlendirilip bir karar verilmesi gerekirken belediye başkanlığı, imar dairesi başkanlığına reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemin mevzuata aykırı olduğu. Evet. Bu şekilde yani diyorsunuz. Yani hepsi, bak aç, dilediğinizi açın. Bu konuda bizi şikayet edip Melik Gökçek sen benim imar hakkımı sen kendin karar veremezsin. Meclis verir diyor. Dolayısıyla şunu milletimizin bilmesi lazım. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kim ne talepte bulunursa bulunsun bunun kararını Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi verir. Anlaştık mı? Kararı da gördünüz. Şimdi biz belediye meclisine göndeririz. Belediye meclisi komisyona gönderir. Komisyon karar verir, o kararını meclise gönderir. Gerek komisyonda. Gerekse Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ya oy birliğiyle ya oy çokluğuyla bu kabul edilir veya reddedilir. Kabul edilirse bunun itiraz, tek itiraz merciği vardır. O itiraz merciği de doğrudan doğruya mahkemelerdir, idari mahkemelerdir. İdari mahkemeler haricinde hiçbir yere itiraz edemezsiniz. Mevzuat bu. Mesela şunu söyleyemezsiniz. Mesela bir imar planı yapıldı, meclisten geçti. Efendim burada yolsuzluk vardır. Niye? Efendim bir emsal iki emsale çıkmıştır. İki emsale çıktığı için burada yolsuzluk vardır. Böyle bir şey kabul edilemez deyip şikayet ederseniz bakın. Ha, araya bir gireceğim şunun için çünkü kamuoyuna mal oldu artık. Hakkınızda da bir soruşturma var biliyorsunuz. Ne soruşturma? Diyorlar ki. Evet. Önce gidiyorlar araziyi halktan topluyorlar, 3 liraya alıyorlar. Size yönelik suçlama bu Mimarlar Odası'nın suç duyurusunda. 3 bin liraya birine satıyorlar, sonra bir plan yapıyorlar. O planla oranın değeri 3 milyona ulaşıyor. Sonra emsal artışları geliyor. Derken 3 liralık bir şey bir anda 3 milyarlık bir rant getirecek sürece doğru gidiyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Siz ticaret yapıyorsanız, bu söyledikleri palavra da
biz siz ticareti yapıyorsanız arsayı alırsınız, imar yaptırdıktan sonra da oradan para kazanırsınız. Bundan doğal bir şey olmaz. O zaman biz imar planlarını yapmayalım. Kim getirirse getirsin, hayır kardeşim sen buradan para kazanacaksın, biz sana imar planı yapmayalım. Böyle mi diyelim? Bunun mantığı var mı Allah aşkına? Deli saçması bir şey bu ya. Akıl kârı olacak laf değil. Herkes imar planı yaptırıp çok da para kazanmak ister. Belediye meclisi de hangi yere hangi yoğunluğu vereceğine karar verir, ona göre de iş yapılır. Böyle saçma bir iddia olabilir mi? Herkes aldığı arsadan para kazanacak. Kazanmayacak mı yani? Zarar mı edecek aldığı zaman? Böyle bir mantık olabilir mi? Bu Ankara'nın genelini düşündüğümüz zaman Ankara'da 2 milyon konut var. Yani şimdi bu 2 milyon konut niye yapıldı? Bunların hepsi rant sahibi oldu. Bunların hepsi hırsız mı diyeceğiz? Böyle bir mantık olur mu? O zaman şunu da soracağım. Bu son mantık. Bir dakika. İki katlı bütün parseller 25-30 katlı olmaya mı başladı? Hayır. Yer yer olur. Özellikle Beytepe ve Çayyolu plan değişiklikleriyle. Bir şey söyleyeyim. Mahkeme var mı? Bak demin size okudum. Herhangi bir plana itiraz ediyorsanız nereye edeceksiniz? Söyler misiniz? Nereye edeceksiniz? Mahkemeye. Mahkeme kabul edecek veya reddedecek. Reddederse sorun yok. Kabul ederse, kabul etmemiş olsa bu evler nasıl yapılır? Demek ki doğrusu yapılıyor. Ve Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz bir yerde bir yoğunluk verdiğimiz zaman bütün yerlerden talebimiz şudur. Özellikle son 4-5 seneden beri. Arkadaş bize okul yapacaksın. Taahhüt olarak getir noterden taahhüdünü, sana biz de yoğunluk verebilelim. Ne oluyor? Bunun karşılığında kamuda bir karşılık alıyor. Yoksa o adamın bir kazancı oluyor tabii büyüttüğünüz zaman. O kazancı buraya getiriyorsunuz. Bir de şunu iyice bilin. Bir ham bölge var. Bu ham bölgeye belediye meclisi ister 0,5 emsal verir, ister 1 emsal verir, ister 1,5 verir, ister 2 verir. Neye göre? İmar daire başkanının oradaki şartları takdir eder, belediye meclisine sunar. Belediye meclisi de aynısını görürse verilir. Bu kalkıp bir rant kazanma değildir. Bir sual soracağım size. Ben kaç yıldır belediye başkanıyım? 21 yıldan beri. 21 yıldan beri de ne var Türkiye'de? Ankara'da. Belediye meclisinde CHP, MHP ve AK Parti veya daha önce Fazilet Refah her dönemde var mı? Var. Her sene biz binlerce karar geçiriyoruz. Bu binlerce kararın içerisinde böyle bir sıkıntı varsa bu CHP'liler niye buna itiraz etmediler? Şöyle diyorlar tabii, yine iddiaları 300'e yakını hakkınızda bunlarla ilgili dava olduğu iddia ediliyor. Hiç efendim, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçen her imar kararına, yani şöyle söyleyeyim, ortalama %30-40'ına Mimarlar Odası dava açar. Bunu dava açarsa benim dava açtığı şeyi açmalarını engelleme şansı yok ki. Efendim bu kadar dava var. Dava olsa ne olur? Tın gelir tırız gider. Eğer biz bu Mimarlar Odası'nın bu itirazlarıyla hareket etmiş olsak Ankara hala eskiden olduğu gibi gecekondularla dolu olurdu. Şimdi Dikmen Vadisi'ni biliyorsunuz. Dikmen Vadisi'nin birinci, ikinci, ama üçüncü etapını... Ama önemli bir sivil toplum örgütü değil midir Mimarlar Odası? Efendim bizdeki Mimarlar Odası Ankara'da ideolojik bir odadır. Yani o objektif şartların içerisinde kalkıp da halkın hakkını savunmaz. Sadece ve sadece AK Parti iktidarının icraatlarını engellemek için dava açarlar. Bunun haricinde hiçbir icraatları yoktur. Kendi meslektaşlarıyla ilgili yaptığı bir şey yoktur. O da gerçekten ideolojik değil de bir mimarlar odası olsa zaten en çok ben onlardan yararlanırım. Onların tek gayesi olan her işi ama her işi engellemektir. Şimdi 1071 Malazgirt Bulvarı'nı yaptık değil mi? Geçiyor musunuz oradan? Kullanıyoruz. Kullanıyorsunuz. Ve herkes kullanıyor ve memnun değil mi? Onun için de dava açtılar. Ankara Bulvarı. Atatürk Orman Çiftliği'nin içerisinden geçen ana bulvar. İki defa senelerce tamamen yapacağımız hizmeti, o yolu durdurdular. Üçüncü planı yaptık da ondan sonra. O zaman program yapmıştık. O direktörüyle de yapmıştık. O zamanki tartışma başkaydı ama. Yani neydi? Bulvarda. Neydi? Mimarlar Odası niçin açtı? Onu söyleyin siz bana. Ha, onu demiyorum. Hayır yani. Benim sualime cevap verin. Başka tarafa geçmeyelim. Mimarlar Odası bunu niye engelliyor? Niye engelliyor? Niye ideolojik? Hiçbir nedeni yok. Sırf AK Parti iktidarı icraat yapmasın. Geçenlerde çok enteresan bir olay oldu. Gazetede çıktı. İki gün bakım için durduracağız dedik. Mimarlar Odası açıklama yaptı. İki gün dedi, burayı mahsustan kapatıp milleti kalkıp da bize karşı isyan ettireceksin değil mi? Yapmak istediğim bu dedi. Düşünebiliyor musun? Kendilerinin yaptığı işin son derece kötü bir iş olduğunu kendileri itiraf ediyor. Mimarlar Odası dediğiniz odanın her hareketi ideolojiktir. Başka bir şey değil.
Şimdi şu parsel meselesini bitirelim. Hı-hı. Şeyi bak atladık. Ondan sonra Melih atladı parsel meselesine. Hı-hı. Cevap vermedi derler. Onun arkasından bir şey daha gösteriyordum. Buradan ben söyleyeyim. Şimdi benim hakkımda bir iddiada bulunuyorsunuz. Örneğin. Diyorsunuz ki bu işte parseli şuradan aldı, şuraya büyüttü ve buradan bu rantlan birilerine şey kazandırdı. İmkan kazandırdı. Büyüttü. Hatta evet. 15 diyorlar. Bu konuda, yani %15, bu konuda, 15 kat daha da büyüttü pardon. Ya derler. Biliyorsun derler. Demeleri hiç önemli değil. Önemli olan icraat. Bu konuda müracaat edilecek tek yer neresi dedik? İdari mahkemeler. Hı. Bazıları özellikle savcılığa şikayette bulunuyorlar. Efendim buradan menfaat temin edilmiştir. Çünkü rantı büyümüştür. Hı. Kaç tane Danıştay kararı var? Bak gene getirdim. İstiyorsan sen oku vereyim. Yok. Orada da dediği şu. Diyor ki bir belediye başkanı hakkında veya belediye meclisi hakkında imar rantı büyütüldü diye suçlama yapılamaz. Bunun tek yeri vardır. Bu da doğrudan doğru idari mahkemeleri gidip engel olmaktır. Hı hı. Ha bir rüşvet almış, birisi şerefsizlik etmiş. Eğer öyle bir şerefsizlik varsa onun belgesini alıp da savcılığa gidersin. Başka türlü savcılığa gidemezsin. Yani efendim bu 05 emsali niye bir bıçağı çıkarttı? Hı hı. Bu meclisin takdiridir. Bu konuda kimse bizi suçlayamaz. Böyle bir hakkı yok. Çünkü idari mahkeme kararlarına açık olduğu için kimin itirazı varsa çıkan karar idari mahkemeye gider. Başka yere gidemez. Bu yalan. Şimdi gelelim parsel satmaya. Hı hı. Buraya kadar anladık değil mi? Hı hı. Anladık. Özellikle paralel yapıya böyle bir imkan tanıdığım konusunda suçlama yapıldı. Ama Kılıçdaroğlu o hale getirmedi ve bir ifade kullandı. Aynen bakın bu Kılıçdaroğlu'nun İzmir'deki yapmış olduğu konuşma. Ne diyor? Okuyalım birlikte. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bülent Arınç ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki polemiği hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu arada Sayın Kocaoğlu dedi ki, fuar alanını almak için tek tek görüştüm, parsel parsel konuştum, bu görkemli alanı çıkardım. Bir de Ankara'yı düşünün. Şimdi Kılıçdaroğlu söylüyor. Bir de Ankara'yı düşünün. Parsel parsel lafı size bir şeyler hatırlatıyordur herhalde. Ne diyordu hükümet sözcüsü? Ben onu çok iyi tanırım. Ankara'yı parsel parsel sattı diyor. Birileri yönettiği kenti parsel parsel tezgahlıyor, birileri parsel parsel görkemleştiriyor. Aradaki fark budur diyor. Bakın şimdi buraya koyacağım şeyi bütün Türkiye görsün. İzmir Belediyesi'nin 31 Aralık 2013 sonu itibarıyla, buna lütfen dikkat edin, siz de dikkat edin, 2013 yılı itibarıyla, yani bir yıllık, 17 adet taşınmazın hisse satışı, 31 adet tam satış gerçekleşmiştir. Toplam 48 adet. 31 Aralık 2012 sonu itibariyle, bu da 2012'yi kastediyor, 13 adet taşınmazın hisse satışı, 33 adet de tam satış gerçekleştirilmiş. Yani toplam 46 tane. 31 Aralık 2011 sonu itibariyle 15 adet taşınmazın hisse senedi, 2 adet de tam satış, toplam 17 tane. Yani 3 yılda 117 tane mülk satmış. Kim satmış? İzmir Belediyesi. Bir şey soracağım. Paralel yapıya mı satılmış? Hayır. Ben genel sattığını söylüyorum. Tamam. Kılıçdaroğlu ne yapıyor? Paralel meselesini alıyor getiriyor. Genele teşmil edip Ankara'yı Melih Gökçek parsel satıyor diyor. Size yönelik suçlama paralel yapıya satmaktı da siz İzmir'i getirince. Hayır efendim onu, o suçlamayı yapan Bülent Arınç. Kılıçdaroğlu'yu okudum şimdi. Hı-hı. O kalkıyor paralel yapıyı nereye getiriyor? Tüm Ankara'yı parsel parsel satıyorum. Açın Twitter'ı. Hı-hı. Ne kadar solcu varsa Ankara'yı parsel parsel sattın diyor. Bizi hırsızlıkla itham ediyor. Şimdi 111 tane 3 yılın içerisinde arazi satmış. Hırsızlık mı yaptı İzmir Belediyesi? Parsel İzmir'i mi sattı? Çankaya'ya gelelim. Çankaya sizce 2013 yılında kaç liralık arsa satmıştır? Ne kadar satmış? 63 trilyon, 62 trilyon liralık. Buyurun. Sizin rakamınız var mı bu arada? Hayır, benim rakamım yok. Yani getirmedim. Çok rahatlıkla hemen ikinci programda gelirken getireyim. Ben konu CHP olduğu için getirdim. Peki Yeni Mahalle Belediyesi 2009-2019 yılları arasında arsa ve konut olarak, kendisine ait konut olarak ne kadar liralık mal satmıştır? Tahmin edin.
153 trilyon liralık. Sadece Yeni Mahalle Belediyesi 2012 yılında kaç metrekare arsa satmıştır? 550 bin metrekare. Lütfen sözünüzü unutmayın. Reklam arası vermemiz lazım. Dönüşte yeniden birlikte olacağız. Reklamlardan hemen sonra. Gökçek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı konuğumuz. Hem seçime doğru gündemdeki tüm siyasi konuları hem de kendisine yönelik suçlamaları konuşuyoruz. En son bu parsel paralel yapıya sattı iddiasında kalmıştık. Onunla birlikte isterseniz bunu bitirelim artık. Tamam, çünkü bitirelim. Süre de bitiyor. Bakın. Şunu da sorayım. Çok böyle tırnak içi söyleyeceğim. Cemaatle olan ilişkilerinizden dolayı ya da geçmişteki diyelim, o isterken paralel yapının kucağına oturmakla da suçlandınız. Biliyorsunuz ben Sayın Bülent Arınç'ın suçlamalarına cevap vermemek konusunda Sayın Başbakanıma söz verdim. Bizim partimde disiplin vardır. Bizim parti Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Sus der Kılıçdaroğlu. Sus dediği zaman 10 kişiden cevap gelir. Bizde emir verildiği zaman biz başbakanımıza hürmet ederiz. Bizim parti disiplinimiz budur. Sizinki emir de demiri keser kadar, ve biter. Efendim? 8 Haziran'a kadar mı? Bakalım. Şimdi gelelim paralel yapısına. Paralel yapıya benim yardım ettiğim olayı doğrudur. Ancak ben belediye başkanlığına ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1994'te başladım. 94 yılından itibaren belediye meclisine bir prensip koydum. Ve bu prensibi bugüne kadar da götürüyorum. Buna herkes şahittir. Bu söyleyeceğim, şimdi iki söyleyeceğim şeye Doğan Taşdelen de şahittir. O dönemin Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı olan Adnan Dinçer de şahittir. İkisini de çağırır konuşursunuz. Yalansa yalan. Prensip şu. Bize bir okul yeri talep edilirse, eğitimle ilgili, yurtta tabii buna dahil, ve bir de hastane talebi gelirse, biz trafiği engellememek kaydıyla istenilen yoğunluğu veririz. Bak bu genel bir prensip. Kim olursa olsun. Biz çünkü Ankara'nın hastaneler kenti olmasını isteriz. İki, eğitimin başkenti olması isteriz. Bunun için bugüne kadar ben onlarca gelen bize teklifi kimden gelirse gelsin reddetmedim. Hatta Çay Yolu'nun hemen girişinde 94-99 arası Karayalçın'ın bizzat ilgilendiği bir konu diye getirdiler. Sorun Adnan Dinçer'e ve meclisten şu kararı geçirmek istediler. Hastane olacak, yanında da hastane otel olacak. O zaman Refah Partisi var, 26 üyemiz var, meclis 63 kişi. Azınlıktayız biz mecliste. Biz müspet oy kullandık. CHP'lilerin çoğu ret oy kullandı. Nedendir bilemem. Ve o teklif reddedildi. Ben Karayalçın'a bile olumlu oy verdim. İkinci bir örnek. Sayın Haberal. Hangi partinin milletvekili? Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Başkent Hastanesi'nin özellikle yoğunluğunu yükselttim. İnşaata başladılar, geldi o zaman CHP'liler yıkmaya kalktı. Yani biz herkese aynı davranırız, farklı davranmayız. Yani cemaatten de diyorsunuz, hem fark okul etmez. Hem hastane evet. için geldiklerinde. Elbette, şimdi bakın hastane içinde geldiklerinde, diğerinde de onda da veririz. Şimdi ben veriyorum diyelim. Peki CHP'liler buna ne diyor? Biz de bir yıl, bak şuraya 17 tane karar getirdim size, acele bulabildiğim bu kadar, 17 tane. Buradaki kararların hepsi cemaatle ilgili ve bunların hepsi oy birliğiyle geçmiş. Ne demek oy birliğiyle geçmiş? MHP, CHP ve AK Parti'nin oy birliğiyle geçmiş. Suç mu işlediler şimdi? Bak burada 4 tane karar getirdim. Yeni Mahalle ve Çankaya'nın. Buradan gelen meclis kararları da onların meclisinden oy birliğiyle bize paralel yapı olarak geçmiş. 100 değildir herhalde. 17 mi diyorsunuz? Yani şöyle Sayın Arınç'ın bir ifadesi vardı. O 100 konu konuşacağım dedi. 100 tane verdin demedi. O genel anlamda 100 tane konuşacağım dedi. Seçimden sonra konuşacağım dedi. Konuşursa 100 konunun ne olduğunu öğreniriz. O zaman cevap veririz. Ama ben size bir şey söylüyorum. Paralel yapıyla ilgili yardım ediyor musunuz? Paralel yapıya o dönemin içerisinde hayır olan işler geldiğinde bunların hepsi yasaldır. Yani kanunun bize vermiş olduğu imkandır. Biz doğuya da güneydoğuya da okullar yaptık. Bunun yanında okul yapmak isteyen herkese de burada yardım ettik.
sadece paralel yapıya değil, kim okulla ilgili olarak olursa, hangi vakıf, hangi şahıs isterse buna verdik. Bak ben size şunları vereyim. Şunların hepsi oy birliğiyle geçmiş. İstediğiniz sayfayı şu aralarındaki şeye bakın. Oy birliği yazıyor mu yazmıyor mu? Millete söyleyeyim. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber oy birliği geçirdiğimiz paralel yapının yerleri. Bir şey var mı? Sen, çok tartışıldığı için soruyorum. Bir rakam var mı elinizde? Yani öyle bir rakam yok. İşte öyle şu şey kadar yok. Okul vardır. Ankara'da bizim izin verdiğimiz ya da işte hastane vardır öyle gibi. Öyle bir şeyim yok. Yani öyle bir istatistik tutmadım ben. Öyle bir şeyim yok. Ama bak burada 17 tane oy birliğiyle geçen kararı getirdim, sizin önünüze koydum. Şimdi diyor ki iddia, efendim diyor, şimdi de paralel yapının tam tersine reddediyorsunuz isteklerini, taleplerini. Niye? İkisi tezat değil mi? Hiçbir tezat yok. O gün hayırlı bir iş yaptığımıza inanarak bütün Türkiye'deki insanlar gibi, hayır yapmaya koşan insanlar gibi değerlendirdik. Ama bunun haricinde şu anda ben onların vatana ihanet ettiklerine inandığım için bu ihaneti engellemeye de bir görev olarak addediyorum. Hastane açık olsalardı izin vermeyecek misiniz? Ben izin verme yani, değil. Evet, onaylanmayacak. Ya onaylanmayacak diye bir şey yok. Bakın, belediye meclisi niçin vardır? Tercihleri yapmak için. Gelir önünüze, tercihinizi yaparsanız evet dersiniz, hayır dersiniz. Ama bu dönemin içerisinde yapılacak olan eğitimin, şimdi bak görüyorsunuz bütün KPSS'lerin hepsi sahte çıktı. İnsanların hakkını nasıl yendiği ortaya çıktı. Biz biliyor muyduk, siz veya ben biliyor muyduk bunları? Bilmiyorduk ama şimdi çıktı. Eğitimi bu hale getiren ve eğitimi mahveden bir yapıya kalkıp bugün yardım etmek vatana ihanet anlamına gelmez mi? Şimdi de yardım etmem elbette. Dün hayır yaptığımıza inanıyorduk biz. Bir hata ettiğimizi gördük. Neden? Belli olaylardan sonra. Şimdi bütün Türkiye görüyor. Ama bu paralel yapı şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'ni de esir alıyor. MHP'ye de sızmaya çalışıyor. Şu anda özellikle de HDP ile çok güzel görüşmeleri var. Ve özellikle seçimden sonra tek amaçları... Neye dayanıyor bu iddianız, HDP ile görüşmeleri? Efendim? Neye dayanıyor? Bilgiye. Yani onlar bilgi alıyor da sağdan soldan biz almıyor muyuz? Biz de alıyoruz bilgiyi. Mesela açık ve net söyleyeyim, şu anda paralel yapı bütün Türkiye'de bir taksimat yaptı. Hangi bölgede? AK Parti'ye karşı kim güçlüyse o desteklenecek. Kendi adayların seçilme ihtimali varsa, birkaç bağımsız aday koydular, onlara oy verecekler. Özellikle Güneydoğu'da tamamen HDP'ye verecekler. Başbakan adayı da belli. Sayın kim? Sayın Ekmelettin İhsanoğlu. Özellikle o demin söylediğim üst akıl var ya, o üst akıl yurt dışından direkt olarak... Bunu bir iddia olarak mı gündeme getiriyorsunuz? Yoksa bu, hani bir elinizde kanıt, delil ve benzeri mi var? Efendim, bazı şeylerin kanıtı delil olmaz. Ben çok net olarak bunu biliyorum. Neden? İhsanoğlu Milliyetçi Hareket Partisi'ne girmek suretiyle Milliyetçi Hareket Partisi'ni başbakanlık verecekler. Ve özellikle ancak o şartlar altında HDP ile bir araya getirebilecekler. Gelmez. Çünkü MHP ile... Devlet Bahçeli'nin açıklaması var ama. Devlet Bahçeli'nin net açıklaması yok. İnşallah yapacak. Bekliyorum. Ben bu konuşmaları da onun da için yapıyorum. Böyle yani şey, HDP ile... ifade etti. HDP'ye yönelik, daha doğrusu sizin yürüttüğünüz partinizin çözüm sürecine dahil olmak üzere politikaları belli. Politika belli. Ama şunu üst akıl şunu empoze etti söylerken. Dedi ki... iki önemli şey söyleyeceğim. Birincisi dedi ki genel anlamda siz seçimi kazandınız. Üçlü koalisyon gerekti. Sizin gerekçeniz şu. Bir koalisyon geleceğini mi tabii düşünüyorsunuz? Tabii. Hayır, geleceğini demiyorum. Ama her seçimde AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan'la uğraşıldı. Bu seçimde de aynı şekilde uğraşılıyor. Muvaffak olacaklar mı? 13 seneden beri olamadılar. Ama onlar da bırakmıyor. Biz de bırakmıyoruz. Mücadele ediyor. Onların hedefi HDP'yi %10 barajını aştırıp AK Parti'yi de 274'e düşürüp ondan sonra kalkıp 276 kişi... Demokrasi açısından baktığınızda %10 baraj, Avrupa ve benzerine baktığınızda da zaten yüksek bulmuyor musunuz? Ve demokrasi açısından HDP'nin barajda, pardon, mecliste olmasını istemez misiniz? Mecliste, ben şunu söyleyeyim, HDP şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Ve böyle diyelim ki, olmayacak Allah'ın izniyle, böyle bir şey yok. Üçlü koalisyon kuruldu. Şimdi millet düşünsün Allah aşkına. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim. Üç koalisyonun arasında bölüşülmesi lazım. Şöyle aklınızdan geçirin. Önce HDP için düşünelim. PKK'lı bir
imtihan yapıyor Adalet Bakanlığı. Olduğu gibi PKK'lılar hakim yapıyor. Bir dakika. Ama müsaade Bey, buyurun. Şunu soracağım şimdi. Sonuçta aynı HDP'de şekilde, hem seçilmiş bir parti olarak meclise girecek hem de şunu soracağım PKK'ya size. PKK'ya mı teslim edeceğiz adaleti? Ama ya da İçişleri Bakanı'ndaki polisler PKK'lı mı olacak? İktidar ya da Milli Eğitim'deki öğretmenler öyle mi olacak? Ama bu partiyle. Efendim çözüm Dolmabahçe'de birlikte çözüm süreci yapılıyor. Çözüm süreci özellikle vatandaşlık haklarıyla Türkiye'de belli yerde demokratik olarak yaşamaları. Ama biz hiçbir zaman kalkıp da bunlara tamam sizin bu demokratik hakkınız var. Gelin bu ülkeyi idare edin. Yani PKK'lılar gelecek Milli Eğitim'de öğretmen olacak. PKK'lılar gelecek Milli Eğitim'in Türkiye'de polis olacak. Ve PKK'lılar gelecek hakim olacak. Gönlünüz rıza gösterir mi? CHP'nin eline geçse THKPÇ ile iç içeler. Hemen ispat ederim arzu ederseniz. O zaman da bir THKPÇ'li hakim. Yani bir şunu anlayabilir miyiz? Madem olasılıkları konuşuyoruz o zaman olası bir koalisyonda AK Parti HDP ile hiçbir şekilde koalisyon kurmayacak. Bunu mu anlayalım? Öyle anlamanız lazım. Öyle olması lazım. Evet. Yani şunu. Peki bu sözleriniz sizce çözüm sürecine zarar vermez mi bu açıklama? Ya efendim biz niye koalisyon mecburiyetinde olalım? Yani niye hayır, böyle bir söz verelim? Koalisyonu siz açtınız. Yani biz çözüm süreci olması için AK Parti ile HDP'nin koalisyon mu yapması lazım? Hayır siz koalisyondan bahsettiniz. Ne alaka? Üçlü koalisyon diye. Anladınız ne alaka? Üçlü koalisyon olursa böyle olur diyorum. Ve inşallah bekliyorum Sayın Bahçeli'den çok net, brüt değil. O demin sizin söylediğiniz ifadeler burada var. Şimdi bulmam için vakit yok. Dün akşam Beyaz TV'de anlattım bunu. Brüt değil net söylemesi lazım. Net olaraktan bekliyoruz Sayın Bahçeli'den ben böyle bir şey demediğim. Aksi takdirde dedi ki üst akıl, demin bana söyletmediğiniz iki şey dedim. Birincisi dedi ki üst akıl, Ekmelettin İhsanoğlu MHP'li. Dolayısıyla iktidarın başı bu. İkinci şunu söyleyeceksiniz kamuoyuna. HDP'yi en güzel MHP dizginler. Hele hele aynı koalisyon içerisinde olursa çok daha rahat olur. Halka böyle izah edilecek dediler. İzahını dahi buldular. Her tarafa böyle izah buluyorlar. Şeye de güzel bir izah buldular. Sayın Kılıçdaroğlu'na. Sen bu kadar vaat ediyorsun. Demiş Kılıçdaroğlu. Yav demiş ben geldiğim zaman bunu nasıl yapacağım? Aynen söylediği laf şu. O üst akılın gönderdiği elemanların. Bu basit demiş. Çok güzel. Sen tek başına iktidar olabilir misin? Olamam. Dersin ki ben tek başıma iktidara gelseydim bunu yapacaktım. Millet yer demişler. Sen söyle. Bu üst akıl yurt dışında mı? Evet. Bir ülkeden mi bahsediyorsunuz? Lerden de. Ülkelerden bahsediyorsunuz. Çok az süremiz kaldı. Çok kısa rica edeceğim. Ha. Bu robotlar koyduğunuz onlar duracak mı? Gelen eleştirilere ne dersiniz? Beğenmeyenler de var. Yoksa yerine dinozor mu koyacaksınız hakikaten? Evet, evet şunu koyacağız bak. Göstereyim de herkes görsün şunu koyacağız. Niye koyuyoruz biliyor musunuz bunları? Daha önce de biliyorsunuz bunu koyduk. Bahsettiğiniz robotumuz da bu. Şimdi biz bu robotu bu meydana ebedi olarak dursun diye koymadık. Nedeni ne? Yanında dünyanın en büyük tema parkı. Yani Disneyland diyebilir de vatandaş. Bizim parkımızın adı Anka Park. Anka Park'ımızı yapıyoruz. Dünyanın en büyüğü. Disneyland'da 60 oyuncak var. Bizde 1217 oyuncak var. 83 bin metrekare şey var. Bu Ankara'nın simgesi falan değil. Oradaki bir robotların savaşının olduğu bir ayrı bir kapalı alan var. O bölümün tanıtımında kullanılacak olan bir şey. Biz bu heykeli getirmişiz. Dedi ki koyalım meydana. Milletin dikkatini çeksin. Bu medya bu şeyden bahsetmiyor. Dünyanın en büyük parkından bahsetmiyor. Bu bahsedebilmek için bir şeyler yaptı. Davalık mı orası da değil mi? Yanılmıyorum ben. Park alanında dava. Mimarlar Odası'nın açmadığı dava var mı? Kaç tane? Herhalde 20-30 tane o konuda dava vardır. Olmaz mı? Her tarafta dava olur. Onların görevi dava açmak. Onların görevi AK Parti icraatını durdurmak. Onun için açarlar. Biz bunu koyduk. Bunun sayesinde başta sizin televizyonlar olmak üzere hep bundan bahsettiler. Trilyonlar versek o reklamı yapamazdık. Sayenizde bedava bu reklamları yaptırdık. Bir noktada düştünüz yani. Bu olayın içerisine ben bunun böyle olacağını tahmin ederek buraya koydum. Bir tane Mimarlar Odası da ortaya çıktı. Vay bunu niye koydun da nasıl koydun? Maliyeti ya, falan sordu. Efendim? Maliyeti de yanılmıyorsam. Ne maliyeti? Bu zaten oranın şeyi ne derler ona malzemesi. O malzemeyi getirdik buraya koyduk. Peki bu ne?
200 tane bizde dinozor var. 200 dinozorun bir tanesi. Elimizde şu anda. Getirmişiz. Getirip buraya koyacağız. Gene siz düşeceksiniz onun peşine. Vay bunu nasıl koydular? Burası dinozor oldu. Onu çıkartacağız ertesi günü bir şey. Bu suretle. Dinozordan sonra bir şey daha mı? Tabii istediğin kadar bizde malzemeden çok ne? Dolayısıyla hani siz güya bizim propagandamızı yapmıyorsunuz ya medya olarak böyle geriye çekilip. Bizi gündeme getirmiyorsunuz ya. Siz istemeseniz de Melih Gökçek bu tip atraksiyonlarla sizi de tufaya düşürüp propagandamızı yaptırıyor. Teşekkür ediyoruz size. Aslında alkışlıyorum. Aslında bu tabii haber yapıyoruz. Çünkü Ankaralı'ya da soruyoruz. Siz sormuyorsunuz ama gene biz televizyoncular soruyoruz. İşte ne mutlu. Televizyona dinozorda soracak mısınız? Soracağız. Peki, bir söz, reklam arası söz. Veriyoruz. Reklamdan sonra yeniden birlikte olacağız. İddiaları hem seçimi hem de süre el verdiğince robot ve dinozoru konuştuk ama tabii başka konular da var. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben bir şey söylemek istiyorum, o da şu. Demin HDP ile ilgili bir sual sordunuz. HDP'nin önce silahı bırakıp demokratik olmayı kabul etmesi lazım. Ondan sonra biz ondan konuşabiliriz. Hem elinde silah olacak, öbür tarafta da barış diyeceğin olmaz. Bir de şunu söyleyeyim. Yarın saat 21.30'da Kanal A'dayım. Reklam gibi olmasın. Bunun devamını siz yarın... Siz bu hafta sürekli yayın yapacaksınız. Herhalde öyle olacak. Yarın akşam 21.30'da Kanal A'dayım. Çok teşekkür ediyoruz Melih Gökçek. 21.15'te. Yayına katıldığınız için, CNN Türk'te soruları yanıtladığınız için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Programın sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz. Yeniden görüşmek üzere.